İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer, adaletin timsali, sıddıkın halifesi, iyilikler menbaı, feyz ve nur hazinesi. 9. dedesi Kâb adlı bir kişidir. Soyu Resulullah'la bu kimsede birleşir. 32 yaşında imana gelmesiyle müminlerin sayısı 40 oldu bilvesiyle. Onun imanıyla yeni güç buldu ashab, zira çok kuvvetli ve güçlüydü İbni Hattab. Faruk lakabıyla şereflendi sonradan, nitekim bir hadise vuku buldu o zaman. Şöyle ki, bir Yahudi ve bir münafık kimse ihtilafa düştüler bir şeyden, her nedense. O zaman münafığa dedi ki o Yahudi, Hazreti Muhammed'e gidelim, yürü hayli. Söyleyelim o zata bu ihtilafımızı. Meseleyi o çözsün ve bulsun aramızı. Lakin ona gitmeyi istemedi münafık. Zira menfaatine görmedi hiç muvafık. Kâfirlerin reisi var idi ki bir kişi, dedi ki, ona gidip arz edelim bu işi. Sonunda Yahudinin uyarak arzusuna, Peygamberi Zişan'ın geldiler huzuruna. Meseleyi aynı ile verince ona haber, Yahudinin lehine hüküm verdi Peygamber. Çıktılar daha sonra Resul'ün huzurundan, lakin o münafığın huzuru kaçtı bundan. Ve teklif eyledi ki, gel Ömer'e gidelim. O nasıl hükmederse onu kabul edelim. Yahudi buna dahi razı olup bu defa gittiler oradan da Ömer İbnül Hattab'a. Meseleyi anlatıp beklerken ondan cevap, hiçbir şey söylemedi onlara İbni Hattab. Buyurdu ki, var iken Peygamber Efendimiz, siz ona gitmeyip de niçin bana geldiniz? Yahudi arz etti ki, biz buraya gelmeden söylediğiniz zata gittik daha evvelden. Lakin onun hükmünü beğenmedi bu kişi. Şimdi sana geldik ki halledesin bu işi. O böyle söyleyince gadaba geldi birden. Lakin belli etmedi onlara bunu hemen. Sonra o münafığa sordu ki, o bu sefer, doğru mu bu kişinin anlattığı bu şeyler? Münafık, evet doğru diyerek edince arz buyurdu. Öyleyse bekleyin beni biraz. İçeri girerek bir satır aldı hemen. Eteğinin altında çıktı belli etmeden. Onlar merak içinde beklerken cevabını, o bütün hiddetiyle kaldırdı satırını. Yine dehşet içinde bakarken onlar ona, indirdi o satırı münafığın boynuna. Buyurdu, Peygamber'e inanmazsa bir kimse, böyle hüküm veririm, ibret olsun herkese. Cibril aleyhisselam Resul'e geldi o an, dedi, ayırdı Ömer hakkı batıl olandan.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim Hulefai Raşidin'den Hazreti Osman radıyallahu teala buyuruyorlar ki, ölümü bilip gülene, dünyanın fani olduğunu bilip ona rağbet edene, işlerin takdirle olduğunu bilip istediği olmayınca üzülene, hesaba inanıp mal toplayana, cehenneme inanıp günah işleyene, Allahu Teala'ya inanıp dünya ile rahatlayana, şeytanı düşman bilip ona itaat edene çok şaşarım. Eğer gönüller manevi pisliklerden temiz olsaydı, Kur'an'ın zevkine doyulmazdı buyuruyor Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Kandiliniz'le Recep ayınız mübarek olsun hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizinki de mübarek olsun. Buyurun. Hocam siz de bir dua edin evlatlarım, eşim için, bizim için. Rabbim hidayet nasip etsin, iki cihan saadeti versin inşallah teala. Amin. Allah da sizden razı olsun. Hocam şimdi bir bayan var ya, zaman sohbete gidiyoruz. Şimdi bu perşembe günü dedi gelin. Secde suresi ben okurum, kılarım yani de bize, size öğretmek için. Yani şey olmuyorum, imam olmuyorum, hoca gibi değil. Dediler ki kendiniz kılar, ben sadece ayetini okurum, ben önde okurum. Ben kılarım, siz de kendiniz okursunuz, kendi ayeti okuyacak ya, secde ayeti. Hoca okuyacak, bayan. Biz de peşine kılacak, yani kendimiz şey edeceğiz. O okuyacak, biz de kılacak. Benim kızım da diz gitme, bidat işlemiş olursun. Uygun mu, gideyim mi, gitmeyeyim hocam. Dedi kılarım, ben de ayetini okurum, secde ayetini. Yani sırf bunun için mi sizi çağırıyor? Yok. İşte her zaman sohbet edin, yani bu peşembe de gelin. Böyle Recep ayıdır, duayı da dualarınız kabul olsun. Herkes kendine dua etsin, yani bile sesli dua değil, herkes kendine secdeye kapanır, dua ederek. Gideyim mi, gitmeyeyim, uygun mu, değil mi hocam? Bir de diyor, şey, semine ve edene, kusana ki Rabbine velik gelmesi. Ayağa kalktı da bunu söyler, bir de söyleriz. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? İkinci sorum da hocam, ama diş dolguyla ilgili benim dişimde dolgu var, Ramazan geliyor. Bir söyle, bizim sözümüzü etmiyor, fazla da üstüne gidemiyoruz dedim. Nikahımıza zarar olur hocam. Cumartesi günü anlatsan, cumartesi pazar, o zaman kahvaltı koyun, özellikle eşim de sizi dinlesin diye. Sıfaya koyur kahvaltı, o da dinlesin. Diri Osman'ın hoca da başka hoca söyle, bir söyle, bize inanmıyor. Başka hocalara demiş, öyle bir şey yok. Hocam teşekkür ederim, Allah-u Teala sizden razı olsun. Bu kadar söylüyorum. Biz teşekkür ederiz, hayırlı günler efendim. Evet. Bunun nikahla pek bir alakası yok ama. Ne diyor? Diş dolgusuyla nikahı birbirine bağladı ama. Tamam. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Abay gününüzden razı olsun. Bize çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Cümlemizde. Hocam oruçluyken göze damlatılan ilaç orucu bozar mı? Şafii mezhebine de göre, Hanefi mezhebine göre de öğrenmek istiyor. Göze damlatılıyor ya ilaç hocam. Tamam efendim. Tamam, kolay gelsin, Allah razı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Alo. Buyurun, hayırlı günler. Ben miyim? Evet efendim, sizsiniz. Buyurunuz. Teşekkür ederim size. Allah'ım size hayırlı günler ve umurlar versin. Benim sorularım var. Takvime göre hocam verirse çok iyi olacak. Takvimim de fazilet. Sabah namazından sonra... Sabah namazı ezanlardan ne kadar sonra kılınır? Peki efendim. Urut imsaha kadar yiyilir mi? Peki efendim. Bizim ezanlar takvimle tutmuyor. 2 dakika, 3 dakika oynuyor. Hangisine göre şeyi bozacağız, urutu bozacağız? Peki efendim. Kuşluk ne kadar sonra kılınır? Sabah namazından sonra. Peki efendim. Bazen camiye gidip namaz kılıyor. Ama bayanlarla erkeklerin arasında bir tane perde var. Biz yine uymuyoruz hocaya. Oluyor mu bizim namazımız?
Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam. Buyurunuz hocam. Efendim, anladığımız kadarıyla dinleyicimiz, hoca hanım çok şimdi tabii, size bir gelin perşembe günü, secde ayetlerini okuyacaklar anladığım kadarıyla. Ne okunacağını sesli olarak söyleyecek, bunlar da kendileri söyleyip secde yapacaklar. Şimdi öğretmek için olabilir. Öğretmek için olabilir. Secde ayeti okununca nasıl secde edilir? Evet. Bunu öğretmek için. Bunu öğretmek için. Bu yapılabilir. Ama mesela kızım mı dedi, gelinim mi dedi, gitme dedi. Şimdi kızı yani tanıyorsa, biliyorsa falan, işin ucunu o şekilde öyle tutup sonra getirip cemaatle bunu yapacaklar. Arkadaki de bilmiyor bunu. Bu Allah'a hükmedecek, arkadakiler de diye gidecekler ona. Secde ayeti okunduktan sonra tilavet secdesi cemaatle yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama kadının imam olması caiz değil. Kadının imam olması caiz değil. Peki oraya gidenler meseleyi bilmediği için, yani kadının imam olması olmaması falan, onu da hocanın bildikleri için ona bakacak, ona yaparsa onu yapacaklar. Dolayısıyla bu adet haline gelecek ve kızının söylediği durum ortaya çıkacak. Yani bidat çıkacak ortaya. Kadınlar da kendi aralarında o numune olacak. Aa, işte hoca hanım kadar mı bilirsin sen falan diyecek. Ve insanlar da nefislerine hoş geldiği için paldır küldür oraya gidecekler. Sonra da Regaib Kandili'nde böyle yapmak lazımmış. Dönecek iş. İş oraya dönecek. Ya kendi başımdan da defalarca işte, hele bir tanesinde bir konferans için davet edilmiştik. Orada cami vardı. Bir kandil gecesiydi. Bize hani vaaz ettik. Uzun uzun anlattık. Nafile namazların cemaatle kılınmayacağı, Hanefi mezhebinde mekruh olduğu, bir güneş tutulması namazının, bir de teravih namazının Hanefi mezhebinde cemaatle kılındığı, bunun dışındakilerin caiz olmadığı, teheccüd namazda olsun, diğer namazlarda olsun, nafile namazların hiçbirisinin cemaatte kılınmadığını uzun uzun anlattık. Namazı kıldık. Kur'an-ı Kerim okundu. Dua edildi. Kalktık. Baktım bir grup böyle ayrıldı. Başlarında emekli bir müezzin. Dedim, ne yapacaksınız siz? Biz işte dedi, tesbih namazı kılacağız. Dedim, biz ne anlattık? Siz dedim, Hanefi misiniz? Evet, Hanefi mezhebindeyiz. Fıkıh kitaplarına itimadınız var mı? Var. Bütün fıkıh kitapları böyle yazıyor. Yani siz sevap kazanmak için yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ama dedim, günah oluyor. Günah oluyor. Baktım, müezzin de zavallı. Bilgi yok. Onun etrafında toplananlar ondan zavallı. Biz kılacağız. Dedim, kılacaksan buyur kıl. Biz yine de kılacağız hocam. Sen ne dersen de. Sen ne dersen de hocam. Bir arkadaş anlatıyordu. Benim dedi, annem dedi, radyoyu dinliyor dedi. Bir gün dedi, hacca gitmek için hazırlanıyor falan dedi. Birisi sor dedi. Bunu pür dikkat dedi. Herkes susturuyor. Böyle de kulağını verdi, dinliyor dedi. İşte dedi, siz cevap olarak dedi, kadın mahremsiz hacca da, umreye de, sefere de gidemez. Günah olur, haram olur diye anlattınız dedi. Annem dinledi dedi, geriye çekil dedi, radyoya doğru dön dedi. Osman Ünlü sen gidemez de, sen de ben gideceğim dedi. Ya bana inan, benimle alakalı değil, din benim değil, vay bana gelmiyor. Kitaplar böyle yazıyor, kitaplar böyle yazıyor. Paşa gönlüm bilir. Yani bir kimse illa ben cehenneme gideceğim diyorsa yapacak bir şeycik yok. Allah Teala rahmet eylesin Enver abiler. Bu büyükler talebeliğe hani onu teşbih yaparak misal veriyorlardı. Gemilerini aldıklarını buyuruyorlar. Atmazlar. Ama buyururdu. Sen ben atacağım kendimi. Güle güle atacaksan ne yapayım yani. Hani bir tane bir mücevher zengini bir kadını
60'lar mı düşmüş mü neymiş? Öyle köpek balıklarına yem onu gidersin, mezarında belli olmaz. Mezarında belli olmaz. Dolayısıyla biz doğrusunu söylüyoruz. Çünkü bu böyle gidenler de ona bir yerde cesaret veriyorlar, bu işi yapana. Saadeti Ebediye'de bir şey anlatılıyor, yazıyor daha doğrusu orada da benim ilk okurken dikkatimi çekti. Mesela cambaz tel üzerinde yürüyor ya, orada buyuruyor ki cambaz o tel üzerinde yürürken düşüp ölse onu seyretmek için gidenler de onun günahına ortak olur. Allah Allah, ve açıklaması var. Eğer seyreden olmasaydı o cambaz tel üzerine çıkıp da yürümezdi. Dolayısıyla burada bu kadın, kendine hoca süsü veren bu kadın, böyle bir program yapıyor. Gidilmezse buna, yapamayacak bunu. Sen gidersen o coşacak, başka bidatlara da yol açacak. Yani siz destek vermiş oluyorsunuz. Siz destek vermiş oluyorsun. Onun için Müslüman uyanık olması lazım. Yaptığı, yapacağı işleri iyi şey yapması lazım. Peki netice itibariyle, buraya gitsin mi gitmesin mi? Gitmesin ya. Evde yat, tilavet secdesi. Kızına sor, o tarif etsin, sen de yap. Niye gideceksin aynı şekilde? Müslüman yolunacak kaz değildir yani. Değil mi? Yoldurmayın kendinizi. Tabii. Sen gene kibar söyledin. Ben başka bir misal bir yerde okumuştum da o hatırıma geliyor. Deniyordu ki orada. Sen eşek olmak istersen sırtına çok süslü semer vuranlar çok bulunur. Çok bulunur, hakikaten öyle ya. Mesela hadis-i şerifte geçiyor. Kadınlarda akıl kıttır, kıt olduğu için de bakıyorsun. Moda adı altında ya acayip elbiseleri, yani buna hevesli olan kadınlar peşin eşekliği kabul ediyor. Onlar da süslü semerler bunların sırtına vuruyor. Değil mi? Aynen bu. Bizi falan değil. Neticesi bunun. Son günlerde mesela çok konuşulan bir konu var. Adamın birisi kendini bilmez. Hristiyan birisi işte. Şeyde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yaktı. Herkes tepki gösterdi. Güzel. Hepimiz tepki gösterdik. Ama bizim içimizde din adamı kılığında Kur'an-ı Kerim'i tahrif eden, her gün 10 kere yakan insanlara bir kişi de gık demiyor yani. Demiyor. Adam ilahiyat kimliğiyle Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Onun yapmasından bin beter ediyor yani. Ve senin imanını çalıyor. Başını kaldırıp da bu adam nedir demiyorsun. Din adamı deyince adam din adamının kılığına girmiş bir eşkıya ya adam. Yol kesen, seni cehenneme gönderen bir adam bu. Efendim bu işte suizan. Müslümana suizan edilmez. Allah-u Teala'nın dinine hakaret eden, yol kesen. Efendim bu kravatlıdır, akademik kariyerlidir, sakallıdır, cübbelidir, sarıklıdır. Kim olursa olsun. Ya senelerden aynı şekilde geliyor soruyor falan. Efendim işte 31 Aralık'ta Mekke'nin fethi. Ya 11 Ocak değil mi? Evet. O zaman neyin nesi bu? O bilerek yaptığına göre. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hangi maksat ve niyetle yapılırsa yapılsın o gün Kur'an-ı Kerim okumakta, Mevlid okumakta, o güne kıymet vermek demektir ki imanı götürür. Sakıllı saraklı adam senin imanını götürdü, haberin bile yok. Tepki de göstermiyorsun. Bilmiyorsun ki İslamiyet'i. Saadet-i Ebediye'yi okumuş olsaydın diyeceksin bir dakika, bu yaptığın yanlış diyecektin. Kitap okumayınca kusura bakma da gelen tokatlar giden tokatlar. Şimdi başka bir şey hatırıma geldi de adam işte hesaplarınıza el kondu işte bilmem terör örgütü bilmem ne. Profesörü bile tokatlıyorlar. Hatta vali yapmışsın ne onu bile tokatlamışlar falan. Bu defalarca incekte anlatılıp duruyor. Soyulduktan soğana çevirdikten sonra benim başıma geldi, siz dikkat edin. Olur. sen neredeydin o zaman? Uyanık olsaydın tabii. Allah Teala hepimizin sonuna hayır eylesin inşallah efendim. Amin. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Recep ayına hürmet etmek. İbadetlere sevapların kat kat verildiği 3 aylardan Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Hepimiz için hayırlı mübarek olsun. Bir defasında Peygamber Efendimiz,
Recep ayında tutulacak oruçların faziletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan yaşlı ve pir-i fani bir zat ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, ben Recep ayının hepsini oruç tutamam," dediğinde, Peygamber Efendimiz buyurur ki, "Sen Recep ayının 1., 15., sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar 10 misli yazılır. Fakat sen Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinden gafil olma ki, melekler o geceye regaib gecesi demişlerdir. Zira o gece, gecenin 1/3 geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe-i Muazzama etrafında toplanırlar. Allahü Teala onlara hitaben, "Ey meleklerim, dilediğinizi benden isteyiniz," buyurur. Onlar, "Ya Rabbi, istediğimiz Recep ayında oruç tutanları mağfiret etmendir," deyip isteklerini arz ederler. Allahü Teala, "Ben Recep ayında oruç tutanları mağfiret ettim," buyurur. Yine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Recep ayında bir gün, bir gece vardır ki, bir kimse o gün oruç tutsa, gecesinde namaz kılsa, ibadete devam eylese, bir senenin bütün günlerini oruç tutmuş, bütün gecelerini ibadetle geçirmiş sevabı verilir. O gün Recep'in 27. günüdür." Bazı kimseler Regaib, Berat ve Kadir gecesi nafile namazları cemaatle kılmaktadırlar. Halbuki nafile namazları cemaatle kılmak mekruhtur. Ayrıca Regaib namazı diye bir namaz kırılmaktadır. Regaib namazı, Recep'in ilk cuma gecesi kılınan nafile namazdır. Hicretten 480 sene sonra ortaya çıkmıştır. Birçok alimler bunun çirkin bidat olduğunu yazıyor. Çok kimsenin kılmasına aldanmamalı, sünnet sanmamalıdır. Recep ayı, Adem aleyhisselamdan beri kıymetliydi. Bu ayda muharebe etmek günahtı. Her ümmet bu aya saygı gösterirdi. İsa aleyhisselam zamanında bir genç güzel bir kıza tutulmuştu. Ona kavuşmak için çırpınıyordu. Nice zaman sonra söz aldı, bir akşam bir yerde buluştular. Genç pek sevinçliydi, aylardır bu zamanı bekliyordu. Ansızın pencereden hilali gördü, kıza "Bu hangi aydır?" dedi, kız da "Recep ayıdır," diye cevap verdi. Genç birden toparlandı, kız bu ani değişikliğe çok şaşırdı, "Ne oluyorsun, ne oldu sana birden?" diye sordu. Genç şöyle cevap verdi, "Babalarımdan işittim, Recep ayında günah işlenmez, bu aya saygı gösterilir," deyip özür diledi ve evine gitti. Allahü Teala İsa aleyhisselama vahyedip olanları bildirdi. "Bu genci ziyaret et, selamımı söyle," buyurdu. Genç, Recep ayına gösterdiği bu saygı için büyük bir peygamberin kendine gönderildiğine sevinerek iman etti. İyi bir mümin oldu. Recep ayına gösterdiği bu saygı sebebiyle iman şerefine kavuştu. Bu mübarek zamanlarda vaat edilen sevaplara kavuşabilmek için her şeyden önce itikadı düzeltmelidir. İlmihal bilgilerini, ibadetleri, haramı ve helali öğrenmeli ve yaşayışı bunlara uygun hale getirmelidir. Çok tövbe ve istiğfar etmeli. Kazaya kalmış oruç ve namazları bu günleri vesile ederek hemen kaza etmeye başlamalıdır. Bir an evvel bu borçlardan kurtulmak için çalışmalıdır. Kaza borcu olanın nafile ibadetlerle meşgul olması uygun değildir. Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için farzları yapmak ve farz borçlarını bitirmek, haramdan sakınmak lazımdır. Fırsatı ganimet bilmelidir. Bu günlere bir daha kavuşup kavuşamayacağımız belli değildir. Bu günleri fırsat bilerek günahlara istiğfar etmeli, Allahü Teala'nın affetmesi için yalvarmalıdır. İbadetleri yapmalı, ömrü zayi etmemelidir.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Dinleyicimiz neyi ifade etmek istediğini anlamadı ama biz geniş olarak izah edelim. Hani diş dolgusu nikaha zarar verir mi? Dişini doldurtmak, vidalı diş yaptırmak, implant vidalar ne diyorlar? Evet. Bunları yaptırmanın, ameliyat olmanın, gözlük takmanın, gözüne lens takmanın, bunların nikahla bir alakası yok. Nikah bir akittir. Nikah bozan şeyler. İman gidince otomatik olarak gider. Ama bu talak değildir. Bağ koparmaz. Tövbe istiğfar ettiğinde tecdid iman tecdid yapar. Yine o üç bağ tekrar geri gelir. İman gidince. Ama nikah bağını koparan da erkeğin aynı şekilde sözü. O akdi bozacak kelimeler kullanırsa, mesela boşadım derse, açık kelimedir, bunun tevili olmaz. Şakadan söylese bile ciddidir. Veya defol git dedi, boşamak niyetiyle söylediyse bir bağ kopar. Buna talak-ı bayin denir, öbürsüne talak-ı rici denir diye kitaplarda yazıyor. Saadde bedide var. Ama bunun dışında efendim makyaj yaptı, dişini aynı şekilde ne bileyim ben doldurdu, kaplattı. Bunların nikahla bir alakası yok ki. İmanı da gidermez bunlar. Efendim işte diş dolgusu yaparken erkek doktora gitti, erkek doktor işte eli değdiğinde falan da feşmekanda. Şafii mezhebinde ise abdesti bozulur mu? O kadar, başka bir şey olmaz. Diş dolgusu mevzusunu dikkate almıyormuş adam herhalde. Buradan dolayı acaba imanı gider mi diye kadının şüphesi olabilir mi? O yönü itibariyle ehemmiyeti almıyor. Bir tek Osman Hoca söylüyor bunu, başkaları söylemiyor diyormuş. Şimdi dört mezhepten ikisi, Hanefi ve Hanbeli mezhebinde İmam Azam İbni Hanife Hazretleri ve İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri gusülde ağzın içerisini yıkamak farz diyor. İmam Malik ve İmam Şafii Hazretleri yıkamak lazım ama farz değil diyor. Dolayısıyla Hanefi ve Hanbeli mezhebinde olan bir Müslümanın ağzını yıkaması, yani yüzünü yıkamak gibi, iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde ağzın içerisinde mübalağa ederek, gargara ederek yıkaması lazım. Diş doldurulursa veya kaplama yapılırsa o zaman orada iğne ucu değil, daha fazla da aynı şekilde şeyler var, ıslanmadık yer kalıyor. Dolayısıyla Hanefi ve Hanbeli mezhebinde o zaman gusül olmuyor. Gusül olmayınca abdest olmaz, namaz da olmaz. Peki Hanefi ve Hanbeli mezhebindeki bir Müslüman diş tabibine gitti. Dedi ki bunu dolduralım. Tamam, diş tabibinin kararına göre hareket edilir. Veyahut da vidalı diş yapalım dedi. Tamam, durumunda müsaitse yaptırırsın. Bunun bir mahsuru söz konusu değil. Diş tabibinin dediğine göre hareket edersin. Ama dişini doldurttun, kaplattın veyahut da aynı şekilde implant yaptıktan sonra Maliki veya Şafii mezhebinin kusuyla abdest ve namaza taklit edeceksin ya. Cenabetten kurtulmak için. Hadise bundan ibaretti. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir sözü var Kudüs'e suru. Bu zat buyuruyor ki, tehlikeli haberlerde akıllı kimseler tedbirli davranır. İhtiyatlı hareket eder. İhtiyatlı hareket eder. Şimdi bir arkadaşım, İmam-ı Azam İbni Hanife ve İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri gusülde ağzın içerisini yıkamak farz demişler. Tabi onların da dayandığı bir delil var. Bir hadis-i şerife dayanıyor. Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine dayanıyor. İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri başka bir hadis-i şerif almışlar. Yani dördünü de aldığı yer aynı. Ama farklı farklı Peygamber Efendimiz tatbikatları var. Dolayısıyla binlerce, yüz binlerce aynı şekilde alim gelmiş aynı şeyi söylüyor. Sen kim, ben kim? Zamanımızda işte bizim komşu diyor. Ya senin komşu ne? Bugünkü aynı şekilde din adamı kılığındaki kendi kafasına göre ayet hadis okuyup da mana veren. Bunların bir kıymeti yok. Bunlar alim de değildir. Çok uşaklaman zaten, şov yapıyor. Dolayısıyla bunlara itibar edilmez. Bunların dediklerine de itibar edilmez. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yazılana itibar edilir. Mutmain olmak istiyorsan tam ilmi Saadet-i Ebediye kitabının gusül abdesti bahsini Hüseyin Hilmi Efendi Allah-u Teala rahmet eylesin. Çok uzun yazmış. Birçok kitaptan nakil yapmış. Ya Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Birisi olmuyor diyor yani. Bir düşün yani. Olmuyor. Gusül olmuyor. Cenabetten kurtulmuyorsun. Akıllıysan ihtiyatla hareket edersin. Akılsızsan diyecek bir şeyimiz yok. Efendim, gelen diğer dinleyicimizin sualine, göze damlatılan damla orucu bozar mı, bozmaz efendim? Yani diğer mezheplerde bozduğuna dair bir kayda rastlamadık. Yani Hanefi mezhebi gibi. Kulağa damlatılan bozar. Kulağa damlatılan bozuyor. Efendim, son dinleyicimizin sualleri vardı. Dinleyicimiz dedi ki, sabah namazı dedi,
ne zaman kılınır? Şimdi efendim Türkiye takvimini temin etmeye çalıştım. Çünkü Türkiye takvimindeki namaz vakitleri sıhhati de ihtiyatlıdır. Şu anda benim elimde Türkiye takvimleri 24 Ocak 2023 Salı. İstanbul için söylüyorum. İmsak 6.29. Sabah namazı 6.47 geçe. Yani 7.13 geçe. 13 kala. 6.47 geçe. Nereye kadar devam eder? 8.14 geçene kadar devam eder. Peki ben nerede kılacağım? 6.47'de başlıyorsun kılmaya. Hatta dinleyicimiz diyor ki ezandan ne zaman sonra falan. Yok ya. Zaten ezanı tam orada ilan ediyorlar. Vakit geliyor. Son zamanlarda öyle yapmaya başladılar. Kışın öyle yapıyorlar. Kışın öyle yapıyorlar. Dolayısıyla sonrası yok artık. 6.47 geçe İstanbul'da, 6.47 geçe sabah namazı vakti giriyor. Van'da 5.47, bir saat fark var. 5.47, peki nereye kadar? 7.11'i geçene kadar. 7.11 geçene kadar. Bu Van'da 5.47'den 7.11 geçene kadar zaman dilimi içerisinde. Ha Şafii mezhebindekiler hemen vakit girer girmez 5.47 ilk vakitte kılmaları eftaldir. Ama kalkamadı 7.11 geçene kadar da dört mezhepte de sabah namazının vakti orada son bulduğu için sabah namazını kılabilirler mi? Kılabilirler. Ezan okunmadı, okunmasın. Vakit girdikten sonra isterse okunmasın. Duymadık, duymayalım. Fark etmez yani. Erkekse kendisi ezanını okur, namazını da kılar mı? Kılar. Efendim, yine takvime bakacağız. Şimdi dinleyicimiz dedi ki o iftarı, sahur yapacağız ya. İmsaka kadar olur mu? Evet, ama Türkiye takvimin bildirdiği imsak vaktine kadar. Yoksa şu anda Diyanet'in bildirmiş olduğu imsak vakti sabah namazının giriş vaktidir. Mesela biz biraz önce arz ettik. İstanbul'da imsak 6.29. Burada yemeği kesiyor. Burada yemeği kesiyorsun. Burada yemeği kesiyorsun. Ama şeyde söyleyelim. Yani Diyanet'te 6.47. İmsak diyor. İmsak diyor ona. Orası yani sabahın giriş vakti orası. Sabahın giriş vakti. Sabahın, mesela dinleyicimizin de biz nerede keseceğiz falan diyor da bir şey kalmış hatırında tam kalmamış. Efendim İstanbul'da 6.29. Van'a misal verelim, imsak 5.30. Van'daki 5.30'da bitecek. Orada kesmesi lazım. Yemeğe devam ederse ne olur? Oruca başlamamış olur. Hadise bundan ibaret. Bugünlerde oruç tutanlar niyetini ne zaman yapması lazım? İmsaktan önce mi sonra mı? Ya da ikisi de mi? Kaza ve kefaret oruçlarına imsaktan önce yapacak. İmsaka kadar yapacak yani. Akşam güneş batınca başlıyor, imsak vaktine kadar. Ama o zaman kadar yiyorum, ya niyetin yemeğe manisi yok. Güneş batınca başlıyorsun, imsak vaktine kadar niyet edebiliyorsun. Kaza ve kefaret oruçlarına. Nafile oruçlarına ve Ramazan orucuna imsaktan sonra da niyet edilebilir. Mesela diyelim ki uyudun kaldın, sabah namazına da kalkamadın, oruç tutacaktın, gece de işte çok bir gün önce de yemişim falan, diyelim ki sabah 10'da uyandın, öğleden önce niyet edilir, niyet ettim bugün oruç tutmaya deyiverdi, kaza denmez artık, kaza oruç denmez, niyet ettim bugün oruç tutmaya diyebilir mi? Diyebilir. Ama imsaktan sonra Ramazan orucuna ve nafile oruçlara bunu oruçlar diyebilir. Diyebilir, evet. Ama diğerlerine diyemez. Diğerlerine diyemez. Efendim, yine biz takvimimizi elimize alacağız. Çünkü dinleyicimiz diyor ki iftarı neye göre yapacağız? Efendim iftarı da Türkiye takvimindeki bildirilen vakte göre yapacağız. Çünkü son 2 senedir, 3 senedir akşam vaktini 2 dakika öne aldı gene Diyanet. Tabii hoparlörlerden o şekilde ilan ediliyor. Mesela İstanbul için 18.19 diyor. Bugün. Bugün 24 Ocak Salı günü 2023. Peki Van'da akşam kaç diyor? 17.27 diyor. 17.27. Evet, 17.25'te ilan ediyorlar. Ona itibar etmemeli. Burada da aynı şekilde mesela 18 akşamı 19, 18.17'de ilan ediyorlar. Ya akşama kadar durmuşsun ya. 2 dakika daha sabret, tamam mı? O ilan ettiklerinin üstüne en az bir 2 dakika koyarak, evet, iftarı yapabilirler. Evet. Kuşluk ne zaman kılınır? Biz niye söylemiyorsun? Takvimi elinde bırakma diye. Bırakmayayım peki. Şimdi efendim
Yine 24 Ocak 2023 dinleyicimizin suali kuşluk namazı ne zaman kılınır diye sordu. Efendim İstanbul için söyleyelim, güneş 8'e 14 gece doğuyor. Burada mekruh vakit başlıyor. Nereye kadar devam ediyor? İşrak yazıyor ondan sonra. 9'u 8 geçene kadar. Yani 8'i 14'ten 9'u 8 geçene kadar ki vakitte, vakit içerisinde namaz kılınmıyor. Tahrimen mekruhtur. Peki bu zaman dilimi her zaman böyle mi? 45 ile 55 dakika arasında oynar bu. Mevsimlere göre değişir. Güneş doğduktan sonra. Evet, güneş doğduktan sonra. E peki efendim, ben bunu yaklaşık bir saat hep böyle yani şey yapsam ne olur? Ne olur? Ne olur? Rahat olur. Tabii. Yani İstanbul'da şu anda 9'u 8 geçeden nereye kadar devam edersin? Öğle 13.27. Dolayısıyla 13'e kadar. 9'u 10 geçeden başla 13'e kadar o zaman dilimi içerisinde. Hemen 9'u 8, 10 geçe işrak namazı kılarsın. Bir saat veya bir buçuk saat diye geçiyor bazı kitaplarda. Ondan sonra kuşluk namazı. Ama bazı kitaplarda da yani tamamına kuşluk vakti deniyor. O zaman dilimi içerisinde de kuşluk namazını kılabilir miyiz? Tabii. Efendim dinleyicimizin diğer bir suali. Camiye gidiyoruz dedi. Erkeklerle şey arasında dedi, perde var dedi. Biz onlara uymuyoruz dedi. Hoparlörden geliyorsa uymaz. Hani kendi başına kılabilir mi? Kılabilir. Çünkü perde olduğu için onların hareketlerini de görmez. Hareketlerine tabi olsa öyle bir durumda söz konusu. Bir mahsur olur mu? Olmaz. Ama cemaat sevabı. Ya hangi cemaat sevabından bahsediyorsun? Namaz olmuyor. Namaz olmayınca cemaat sevabı mı olur? Öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla böyle durumlarda bu erkek kadın için fark etmez ki. Hepsi böyle. Geçenlerde bir arkadaş evladı Resul'den, yani bunlar Irak kökenliler, uzun zamandır bir Irak'a gitti geldi, işte dedeleri Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni falan da ziyaret etmişler. Bir şey anlattı. Dedi hani din büyüklerine ittiba, ondan sonra mezhepleri, böyle bir şey kalmamış dedi. Irak'ta Araplarda biz Arap'ız diyormuş, dili biliyorsun, okuyor ayet-i kerimeyi mana veriyor. Okuyor ayet-i kerimeyi, mana veriyor. Ya dedim bazılarına, ya kelam-ı ilahi ile murad-ı ilahi sen de anlayamazsın, ben de anlayamam. Ne cesaret bu? Din gayreti yok. Bir de Mustafa Bey, Allah Teala korusun. Şimdi geçenlerde bu internet haber sitelerinde şey yaparken bir tane bir dansözle röportaj yapılmış da dansöz diyor ki ilk çıktığımda diyor çok utandım diyor. Ya o zamana kadar hala hayası var. Peki çıktı, ondan sonra haya perdesi yırtılmış diyorlar ya. Evet. Ar damarı çatlamış. Ondan sonra gidiyor, bitiyor. Ondan sonra üryen çıkmış, çıplak çıkmış. Normale dönüyor. Normale dönüyor, tamam mı? Normale dönüyor. Yani ar perdesi gitti, iman gitti. İman gitti. Artık her haltı yiyebilir mi? Tabii her haltı yiyebilir. Önce onun iman etmesi, tövbe etmesi lazım. Dolayısıyla adam mesela, ben diyor Arap'ım diyor, dilimde diyor Arapça. Biliyorum, Kur'an'la anlarım falan diyor. Bu şekilde böyle başlayınca... Hatta o arkadaş kendisinden aynı şekilde yaptı. Men fesserel Kur'an'ı diye başlayan bir hadis-i şerif var. Kim kendi görüşüne göre Kur'an-ı Kerim açıklamaya kalkacak olursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Başka bir hadis-i şerifte yine men fessere diye başlıyor. Orada kafir olduğu bildiriliyor. İmanı gittiği bildiriliyor. İman gitmiş bunlar da. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir roman kitabı gibi kendi kafasına göre sıradan bir kitap gibi ya da gazete makalesi gibi düşünüp ben buradan böyle anlıyorum falan filan. İlim Hatip okullarında da yapıyor o meslektaşları, öğretmenlerine çoğu. Veriyor çocuğa, diyor ki bu ayetten ne anladın? Yaz gel. Ya o çocuk ne anlasın onu murad-ı ilahi? Kendi anlamıyor, kendi imanı götürmüş, o çocuğun da imanını götürecek. Allah-u Teala bu zamanda yani bizleri de çoluğumuz çocuğumuza muhafaza buyursun. Bunun için de biz anlatmaya devam edeceğiz. Yani tam Hilmi Saadet-i Ebediye kitabı okunmadığı müddetçe ne kendimizi ne çoluğumuzu çocuğumuzu bu ateşten kurtaramayız. Ve Allah Teala korusun kendimiz de çoluğumuz çocuğumuz da imansız gider. Ve Mustafa Bey şaka değil ya, imansız gidersen bunun telafisi yok. Onun için Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyor ki yani imanınızı kurtarmaya çalışın. Yani günahınız çok olsa bile de yine kurtuluşu var. Şefaate kavuşursun, kavuşamadın. Cehenneme gitsen bile yine çıkarsın, cennete gideceksin. Çünkü oradaki hayat sonsuz. Sonsuz.
Ama imansız gitsin, yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ya telafisi yok. Ama hayattayken Müslümanın da kafirin de Müslüman adı altında itikadı bozuksa bunların hepsinin çaresi var. Kafirinki de var. Ölmeden önce iman edebilir. Müslüman günah işlemiştir, tövbe edebilir. Yanlış bir itikada düşmüştür, doğrusunu öğrenir, ondan aynı şekilde rücu edebilir, tövbe edebilir. Ama öldükten sonra yok. O zaman derler ki geçti borun pazarı, süreçliğinin iyi ederler. İmanı korumak için de imanın korunmasının nasıl olduğunu bilmek lazım. Nasıl korunur bilmek lazım. Altyapının olması lazım başka yani. Türlü. Mümkün değil. En azından İslam ahlakını oku ya. Mızrak değil mi? Hani oku, tamam mı? Onu okuruz. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden biz dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.